Selamlar sevgili Avestalılar. Yeni bir EU4 videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz hastayım. Boğazım ağrıyor. O yüzden videonun bazı yerlerinde sesimde değişmeler olabilir. Şimdiden uyarayım. Niye oldu bilmiyorum. Bir anda oldu valla. Pastil falan aldık ama geçer mi geçmez mi? Ne zamana geçer? Orasını Allah bilir artık. Öncelikle videoları gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İyi izleniyoruz ha şaka maka. Valla 3000 abone var. 2000'den aşağı olmuyor genelde izlenmeler. Ben gayet memnunum. İnşallah abone sayısını da yukarıya çektiğimizde şöyle bir 5000 en azından olsak şu senenin sonuna kadar. Çok memnun olacağım. Sizlere daha iyi içerik üretmek için elimden geleni yapıyorum. Karşılığında istediğim tek şey beğenmeniz, abone olmanız ve güzel yorumlarınız ya da eleştirileriniz. Bu kadar. Neyse. Boş yapmayalım. Çocuğun biri de şey yazmış yorumlara. Abi çok boş yapıyorsun videolara başlarken. İzleme lan o zaman Allah Allah. Ne yapayım sizinle işte sohbet muhabbet ediyoruz. Ben öyle çok ciddi olamıyorum. Belki de ondan kaynaklanıyordur bilmiyorum ama. Yani öyle çok ciddi bir yapım yok. Yarın öbür gün hani milyon abonem de olsa çok ciddi bir YouTuber olacağımı düşünmüyorum açıkçası. İçimden nasıl geliyorsa öyle oynuyorum. İçimden nasıl geliyorsa öyle konuşuyorum. Beğenen izler, beğenmeyen de... Beğenmeyen de izlesin ya. Neyse hadi geçelim videoya artık. Dostlar bugün Timur oynayasım var. Bildiğiniz üzere canım ne istiyorsa onu oynuyorum. Bugün Timur oynayasım geldi. Timur'un rengini hiç sevmiyorum bu arada ya. Çok gözümü alıyor ama yapacak bir şey yok. Güçlü bir Türk devleti bildiğiniz üzere. Zaten Emir Timur'u bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Biraz zor bir başlangıcı var. Çok çıtırdan ama zevkli ve eğlenceli bir ülke. Hadi buyurun geçelim öyleyse. Evet gördüğünüz üzere... 11, 9'da burada. 20 birim orduyla başlıyoruz oyuna. Birçok da vasalımız var ama vasallarımız tabii pek de bizi sevdiği söylenemez. O yüzden başlar başlamaz bunlarla evleneceğiz evlenebildiklerimizde. Evlenemediklerimizde de evlenmeye çalışacağız. Ki Liberty Desire'ları düşsün. Transoxonia. Bu biraz sıkıntılı bir arkadaş. Ama iktayla yönetildiğimiz için buradan bazı bufflar alabiliyoruz oyunun başında. Burada gördüğünüz gibi %15 Liberty Desire Subject var. Direkt bununla başlayabilirsiniz. Bir tercihtir. İsterseniz parayla da başlayabilirsiniz. National Tax'le de başlayabilirsiniz. Yani illa bunu almak zorunda değilsiniz. Ama bunu alırsanız vasal konusunda bir tık daha rahat olursunuz. Ben de öyle yapacağım. Bunu alacağım. Hiç uğraşmak istemiyorum açıkçası. Evet, estetlerde bazı debufflarımız var gördüğünüz üzere. Bunları da zamanla yavaş yavaş kaldıracağız. Zaten çok da önemli debufflar değil bunlar. Yani religious yönetim falan veriyor eksi. Sorun değil. Şöyle bir estetleri ayarlayıp ondan sonra döneyim size ben. Evet dostlar estetlerimiz bu şekilde olacak. Burada önemli olan Strong Duchess. Strong Duchess'i alın mutlaka. Çünkü Liberty Desire düşürüyor subjectlerin. Onun haricinde ulemalarda Religious Unity veren var. Onu alabilirsiniz çünkü Religious Unity'niz biraz düşük başlıyorsunuz oyuna. Birazcık olsun Religious Unity'nizi de bu şekilde toparlamış olursunuz. Onun haricinde borç aldık. Başka da bir şey yapmadık. Ulemalarda değil bu arada. Dimmi'deydi onu da düzeltmiş olayım. Dimmi'lerden şu Religious Unity vereni alın. Lazım olacak çünkü. İşinize yarar. Onun haricinde başka bir şey yok. Zaten bu arkadaşlar bayağı sakinleştiler. Şimdi hepsine evlilik atacağız. Daha da sakinleşecekler. Daha da böyle bizi sevecekler. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Bu arada ben Mysticism'e gitmek istiyorum. Şu arkadaşları şunu alalım bir de şunu alalım. Biraz Mysticism'e yönelmiş oluruz. Yönelemedik. Evet. Neyse. Buradan Lagin Spex Expansion Impact alıyoruz. Ondan sonra Cima. Tabii ki Osman'ı ve Acem'i Rival alacağız. Acem'e direkt gireceğiz. Memnu'yu da al. Çok önemli değil. Ondan sonra burada hemen askeri fokusu alacağım. Alabildiğim ucuz advisor'ları alacağım. Moral of Army varmış. Çok güzel oldu. Adında. Ordularımı hemen şöyle sınıra çekeyim. Şu arkadaşlarla bir sonraki ayın başında evleneceğiz. Ondan sonra sevgili Acem'e dalacağız. Şahruk ölebilir her an. Bayağı yaşlı bir arkadaş. 67 yaşında şu anda. Şunlarla bir evlenelim de. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir sakinleştiler. Transaksonya'ya bir improve atacağız. Böyle şuna da dalınca zaten bunlarla bayağı aramız iyi olacak. Çünkü bildiğiniz üzere savaş açtığımızda ekstra ilişki de kazanıyoruz. İsfahan. İsfahan mıydı bunların başkenti lan? Neresi lan senin başkentin? Kom. Kom muymuş bunun başkenti? Bunun en yüksek development Tahran'da. Tahran'dan mı girsek? En fazla development oradaymış. Nogay ve Şirvan geliyor. Anladım abi. Sıkıntı yok. Kim geliyorsa gelsin. Tahran'dan giriyorum dostlar. Bu sefer Tahran'dan giresim geldi. Let's go.
Evet, gördüğünüz gibi ekstra ilişkimiz de geldi. Görevimiz de bitmiş oldu. Acem'le savaştığımız için. Toparlanma süresi %25 diyor. Savaş yorgunluğu düşürüyormuş. 75 mil power. Eğer Acem'in ordusunun double'ı varsa bizde power projection kazanacakmışız. Kaç gibi? 12. Onun üzerine çıkarız ya. 24'e. Bir free company alalım. Üzerine çıkalım. Sonra görevi alalım. O buff'ı da alalım. Artı 10 power projection iyidir. Şimdi bu çocuklara kuşatın diyeceğim. Kuşatın yavrularım. Tamam, geldi mi? Geldi, güzel. Tamam, bunu şimdi alalım. Sonra isterseniz bunu silersiniz. İsterseniz silmezsiniz. Size kalmış. Güzel bir generalimiz var, Şahru. Bunu sakın almayın. Ölmesin bu. Bunu yaşatabildiğimiz kadar yaşatacağız. Şehzadeyi alabiliriz belki. Şehzade de fena durmuyor. Ya da bir tane ver ya. Tamam, iki şok yeter bana. Bu ne lan? Abuse of power. Ha. Farsa ruler belirliyoruz. Şahru 2. 011. Bu arkadaşın ruler'ı iyi olsun mu ki ya, bilemedim. Farsın rengi de değişecekmiş. Tamam hadi, şunu verdim sana. Nasır 1. Rengi değişti bak. Ne güzel tatlı Prusya rengine benzer bir renk oldu. Niye böyle bir şey yapmışlar anlamadım. Tarihsel bir şey mi acaba? Evet sevgili Acem'le 99'a geldik. Fulanlek satabiliyoruz mu acaba buna? Şöyle fulanlek satsak Acem'e, bunun vasalları da bize gelir. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Niye olsun ki? Fulanleksi koyduk abi. Evet sevgili Luristan ve Ardalan da bana geçmiş oldu böylece. Mis gibi. Ne veriyormuş bu görev? Kuzistan ve Teberistan bölgelerine permaclaim. Okey. Buraları da hemen kor yapalım. Buraları bizim torpaklar zaten. Şahru ölmedi bu arada. Arkadaş bayağı dayanıklı çıktı. Güzel, yaşasın. Liberty Desire'lar falan sıfır zaten. Çok iyiyiz şu anda. Gayet iyi durumdayız. Acemi subject yapsaydık %20 Liberty Desire verecekmiş bize. Yani biz fethetmeyi tercih ettik. Army Tradition verecek. Okey. Güzel. Var mı artan otonomiler? Düşür. Düşür. Ülkemde otonomi istemiyorum bra. Aa, dur. Dur. Sevgili Şahruh hakkı rahmetine kavuştu. Okey. Liberty Desire'lar ne durumda? Tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Stability'mizi basalım. Buradan mistisizmi alayım. Şu kalsın şimdilik. -15. Güzel. Bu görev bize ne veriyormuş? Alalım. Buradan ne alsak acaba? Stability mi? Stability or artı 50 admin puanı diyor. Ver. Yani şaşırtmadı. Tamam, şimdi bu çocuklarla yine evlenelim. En önemlisi de bu transaksiyon ya. Bayağı hayvan gibi toprağı var. Güzel, mis gibi. Herhangi bir vasal problemimiz yok. Şimdi görev ağacı bizi nasıl yönlendiriyor ona bir bakalım. Ne diyor mesela? Tamam, şuraları annexe diyor. Sana diyor bayağı permaclaim vereceğim ben diyor oraları annexlersen. Bir de general vereceğim iyi bir tane diyor. Takılırsın diyor. Bunları ne zaman annexleyebiliyoruz? 1454 yılına kadar herhangi bir annex işlemi gerçekleştiremeyeceğiz. O zaman biz de yönümüzü batıya çeviririz abi. O zamana kadar bir şeyler yaparız bu taraflarda. Zaten claim de verdi bize değil mi? Aynen. Şuralara falan claim vermiş. Buraları toparlarız. Karakoyun belki döveriz. Karakoyun maşallah. Buradaki herkes helay almış arkadaş. Peki direkt karakoyuna dalsak? Neden olmasın? Madem bu kadar istekli benimle savaşmaya. 500 dukam olmuş. Bu arada Zoroastrian'ı çıkartabiliriz ha. Şurası Zoroastrian. Yezid. Ülkeyi Zoro da yapabiliriz. Yapsak mı ki? Yok ya. Düz Timur oynayalım. Zoro başka save'de yaparız. Save'de Zoro yapmayacağım abi. Defender of the Fade'imizi de aldık. Sünni'den yürüyelim abi. Şu arkadaşlara dalıyorum Kerkük'ten. Böyle şunları önce sınıra götürelim de. Tamam, Kerkük'ten dalalım bu arkadaşlara. Sen gel bebeğim. Sen de gel bebeğim. 15 tane savaş kazanıp Tradition'ımızı 40 yapıp bir tane de generalimiz olduğu zaman bu görevimiz de bitiyormuş. Amirlerin 60'lı üretisi olursa bir tane güzel advisor veriyor. Bizimki o kadar sadık değil şu anda. Ama üstteki bufflardan faydalanıyoruz. Güzel. Bir de bu görevimiz bitmiş. Ver. Muşaşa'dan şu kadar bir toprak alacağız. Buna alamıyorum ya. Skorum yetmedi. Yoksa bunu da alacaktım. Koalisyonun pek bir önemi yok şu anda. Çok güçlüyüz zaten. Yani her yeri koalisyon olsa ne olur bunların. Stabilize Kuzistan. Görevimiz bitmiş. Bu da Irak'a falan claim veriyor. Ulan görev ağacı güzel ha. Misyoner gücü falan veriyor. Güzel güzel. Eğrimiz iyi mi? Eğir ölsün ya. Dua edelim yaşaması için de. A**ayım, başka zaman ölür ha. Yeter herhalde ya. %90 küsur oldu. Bundan da alabildiğimiz kadar alalım. Tadında. Şimdi minik isyanlar falan olacak tabii. Onları bir temizleyeceğiz. Bir süre. Sonra tekrardan buradayız efendim.
Evet, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu arkadaşları şöyle tık. Afgan mıydı lan bir de? Bunlar bir ayda direkt annex oluyor. Afgan olmuyordu ya. Afgan'ın bir tane şeyi vardı. Yo, oluyor. Tamam, Afgan oluyor. Hangisi olmuyor lan? Ha, Horasan. Horasan olmuyor aynen. Horasan'ın şu toprağı bizim korumuz değil. Horasan'dan alırız bunu ya. Önce bir şunları annexleyelim. Şu Fars'ı da alalım. Şimdi bir sonraki ay komple bunların hepsi bu şakalakka. Alayı bizde. Şeyi unuttum. Şuradan o zımbırtıyı almamız lazımdı. Neyse ya, çok da önemli değil diplomatik rap. Yo, çok da fazla yemedik. Güzel güzel. Şimdi onlar annexleyince şu görevimiz bitti. Bunu alalım. Bayağı claim verdi bu arada. Komple şuralara claim verdi. Güzel. Sevgili Horasan, sen şimdi şu toprağını ver bana. Burasıydı değil mi lan? Dur bakayım, bir daha da emin olalım. Aynen. Şu kumis. Kumis midir? Kumus mudur? Aslanım, sen şu toprağı veriyorsun bana. Tamam mı? Sonra ben seni bir sonraki ay annexleyeceğim. İlişkimizi geliştirelim. Bunu da annexleyeceğiz. Bununla da ilişki geliştirelim. Bununla da ilişki geliştirelim. Çok fazla kalem var bu arada. Bu kalelerin bazılarını yıkacağım. Şöyle şuraları yık ya. Buraları ne yapacaksın? 3 tane orada. 2-3 tane de burada mı olsun? 2 tane yeter oraya. Bir tane de burada var. Tamam. Evet, ally olabileceğimiz devletlere bir bakalım şöyle. Buradan bir Jaunpur falan olabilir. Hindistan'a doğru açılırsak eğer, ki açılacağız. Sevgili Jaunpur'dan bir destek alırız diye düşünüyorum. Acelemiz yok ama belki Bahmanistler falan olur. Bakacağız. Bu arada şu aldığımız toprakları core yapmayı unutmayalım. Core derken state yapmayı unutmayalım. Core değil. Buralar çünkü bizim kendi topraklarımız. Admin puanı falan vermeyeceğiz. Komple bizde. Bu amirler de Belicistan'a saldır deyip duruyor bana. Dalsak mı bu çocuğa ya? Yanında Mahra geliyor. Tamam, biz bu çocuğu dövelim o zaman. Aynen. Boş boş durmayalım, gidelim onu dövelim. Lan. Boğazım ağrıyor. Sistan. Seninle de ilişki geliştireceğiz. Evet sevgili Belicistan'a dalıyoruz. Hadi bakalım. Hükümet reformu. Vallahi buradan tax vereni alasım var ya. Manpower sıkıntımız var mı? Yo. Para sıkıntımız da yok gerçi. Ama amirlerin influencerı çok fazla. O yüzden şunu alacağım. Evet, Rightful Protector görevimiz bitti dostlar. Şimdi buradan bunu almayacağım. Çünkü bu aylık payeti arttırıyor 30 yıl boyunca. Sıkıntı. Ben payeti eksi gidiyorum. O yüzden bunu alacağım. Bu arkadaşların Liberty Desire'ları bayağı düşük. Bunlardan almamız gereken bir şey var mı? Ona bir bakayım da. Yok yok. Tamam, alttakini alacağız. Evet, bu arkadaştan da komple alabildiğimiz her yeri. Ha, full annex yapabiliyoruz. Okey. Aradan çıksın bu da. Governing capacity'yi doldurduk bile. Sıkıntı yok, halledeceğiz. Osmanlı historical rivalız değil mi lan biz? Unuttum ben onu. Viyana Aygar. Helaylığı kabul ediyor. Viyana Aygar'la da helay olabiliriz aslında. Ama bunları çok güçlendirmek de istemiyorum ya. Buradan kiminle helay olursam güçlenecek. Bilgece seçmemiz gerekiyor buradaki helayımızı. Yani ultra güçlü bir devlet olmaması lazım. Ama bize de yardım edebilecek kadar güçlü olması lazım. Sanki Delhi sanki bu şeye uyuyor gibi ya. Evet, trade olarak bayağı iyi bir yerdeyiz. O yüzden bütün trade binalarımızı basacağız. Şu anda bile deli gibi para kazanıyorum zaten. Onları basınca uçacağız. Para babası olacağız, para babası. Şimdi buradan şu manpower zımbırtısını çıkartıp şunu alacağım. Şunları annexlerken en azından eksi yemeyelim diplomatic reputation. Şimdi sen hala sevmiyorsun beni, okey. Sev. Luristan. Luristan'ı başlayalım. Luristan annex, güzel. Çocuklara biraz para vereyim de sevsinler beni. Ardalan'ı da annexleyelim. Gerçi buranın biraz şeyi vardı lan sanki. Koru vardı. Her köye koru varmış. Çok da önemli değil ya. Bir tane koru için değmez. Development Herat görevimiz bitti. Herat'ı devleme görevi işte. Adından da anlaşılacağı üzere. Bunu da alalım. Bazı bonuslar veriyor. 100K ordu basıyor. Okey. Basarız. Ama şimdi değil tabii ki. Şu Delhi'ye helay alacağım ya. Aynen. Delhi'yle helay olalım abi. Yeter o bize. Batı'da da bir tane Osman'a karşı kullanabileceğimiz bir devlet. Avusturya olur mu? Avusturya olmaz. Polonya güzel bir aday. Bizi birazcık da seviyor. Bununla bir ilişki geliştirelim biz. Onunla da yalıyor olursak güzel olur. Evet, sevgili Ardalan'ı da annexledik. Sevgili Khorasan'ı da annexledik. Güzel. Khorasan. Khorasan daha doğru tabii. Evet sevgili Karakalpak. Karakalpak. Karapapaklar buradan mı geliyor lan? Karakalpak. Azeri arkadaşlar. Açıklayın bunu. Karakalpak nedir? Ben Karapapağım mesela. Karapapak buradan mı gelme? Karapapak kelimesi. Bilemedim mani.
Neyse, karakalpaktan da alalım bari. Sevgili Uzbek. Evet, sevgili Uzbek'ten şöyle bir toprak alımı yapıyoruz. Aga büyüyoruz, büyüyoruz da. Büyüdükçe yönetmesi de zor oluyor ya. Oradan oraya isyancı çıkıyor, oraya koş, isyancı çıkıyor, buraya koş. Harbiden sinir bozucu ya. Şu çocuğu vasal mı alsak ya? Hiç uğraşmasak mı? Aynen, hiç uğraşmayalım, bunu vasal alalım. Sevgili Sistan'dan next diyelim. Regency'ye düştük abi. Harika. Şimdi savaş da açamayacağız hiçbir yere. Otur bekle. Neyse, bina falan basarız. Bu arada daha admin 4'e geçemedim ya. O kadar koru yaptık ki her yeri. Biraz admin kasmam lazım. Evet, böylece tüm vasallarımızı annexlemiş olduk. Şu görevimiz de bitti. Bunu da alalım hemen. Bu görevimiz de bitmiş. Ne veriyor? Güzel, otonomi düşürüyor. Separatizm azalıyor. Yine permaclaim veriyor. Manpower veriyor. Tertemiz. Her yere permaclaim, permaclaim, permaclaim. Ama kimseye dalamıyoruz. Çünkü Regency'deyiz. Mükemmel. Sevgili Multan'ı da vasal yapıyorum. Bayapas'ı da yapacağız. Biraz daha diplomatik Timur gidiyoruz şu an. Çünkü Regency'deyiz. Ya bunlar ne biçim etkinlikler ya. Regency'deyken diplomasi yürüteceğiz abi, ne yapalım. Alabildiğimiz yerleri diplomasiyle alırız. Zaten slotumuz da var. Hatta şu Hassa'yı da alayım ben. Zaten Osmanlı yaray olmuş. Yani şu Hassa neden Osmanlı yaray oluyor? Hani neden? Neden ya? Sadece I just asking a**a koyayım. Neden yani? Sırf oyuncu biraz daha zorlansın diye yapılan garip garip hareketler. Bu arada hızlı bir şekilde vasal almak istiyorsanız ally oluyorsunuz. Royal marriage yapıyorsunuz. Ekonomiye gelip trade transfer yapın. Send gift yapın. Offer military access yapın. Influence nation yapabilirsiniz. Borcu varsa borcunu ödeyebilirsiniz. Bağımsızlığını koruyabilirsiniz. Garanti atabilirsiniz yani. Onun haricinde de yapabileceğiniz başka bir şey şu anda gelmiyor aklıma. Sizin varsa bildiğiniz ilişki arttırmak için hızlı bir yol, onu söyleyebilirsiniz. Savaşa girebilirsiniz bu arada ama savaş bitince o ilişki tekrar düşüyor diye biliyorum. Onun haricinde de yok başka bildiğim. Güzel. Radikal reformu da patlattık. Hem de artı birlerle patlattık. Tadında. Bunlar bu arada kalsın mı ya? Ya at gitsin ya. Ne yapacaksın? Yenisini alırız. Yine enflasyon reduction'la trade efficiency geldi. Güzel. Hemen çok seri bir şekilde Bayapas'ı da vasal yaptık. Gayet güzel. Evet, bu görevimiz de bitmiş oldu. Tabii ki permaclaim bazı yerlere. Para mara. Güzel. Burada ne yazıyor? Sari. Sari neresi abi? Sari. Burayı Red Center 2 yapmış buraya. Okey. 2 tane de production vermiş. Tabii burada silk var, güzel. Silk olan yerleri devleyebiliriz bu arada. Bize güzel para getirirler bunlar. Yani fazla diplo puanımız olursa buraya belki devler basılabilir. Neden olmasın? Evet, bu taraflara komple claimimiz var. Bu taraflara bayağı claimimiz var. Güzel. Bu arada ufaktan devleyelim ya. Başkentimizi devleyelim. Şu Rönesans'ı bir çıkartalım. Şöyle encourage development verelim buraya. 67. Okey. Ne basalım? Kağıt varmış. Diplodan yürüyelim biraz. Tamam. Burada Rönesans'ı çıkardık. Buradan hızlı bir şekilde yayılsın. Rönesans'ı benimseyelim abi. Puanlar boşa gidecek yoksa. Hangi görev bitti yine? Neymiş bu? Ha, temple falan yap demiş. Okey. Ne veriyorsun? Ne? Katedral mi? Ha, katedral ise 2 tane base tax verecekmiş. Temple yapacak. Tamam. Aa, üniversite ekliyor Herat'a. Wow. Bir de stability veriyor. Aa, çok iyi lan. Vallahi üniversite ekledi ha. Güzel, buraya devleriz. Devam ederiz buraya devlemeye. İyi oldu valla. Karakoyuna dalamıyorum. Ah ulan ah. Buradasın ama dokunamıyorum. Çok saçma. Çok saçma ulan. Çocuk daha 10 yaşında ya. Hadi hadi şehzadem, hadi. Hızlı büyü. Tabii ki otonomileri düşürmeye devam. İlk fikir grubu ne gitsek acaba? Biraz daha böyle askeri mi gitsek? Ya da bir espiyoneş mi çaksak direkt oyunun başında da? Ya da bir diplo? I don't know. Espiyoneş alacağım ya. Buradan da otonomi azaltma alalım. Aslında şunu da alabiliriz de. Bunu mu alsak? Yok ya, para sorunum zaten yok. Bir Revolution'da işte Good Produce kullanılabilir. O zaman gelsin, ona da bakarız. Belki değiştiririz. Aynen, otonomi değişimi alacağım ben buradan. Kardeşim bir alayınız çıkın. Şöyle bir alayını bir provoklayalım. Harbiden ayar ediyor bu isyancıları ya. Nefret ediyorum şu isyancılardan ya. Evet, Çabonuslarından tabii ki Aggressive Expansion Impact'i alacağız. Lan iyi büyüdük ha. Biraz daha büyüyeceğiz. Bir sene sonra dalıyoruz diyeceğim. Karakoyuna dövmüşler işte ya. Ah be, ah be. Neyse, Akkoyuna dalırız da. Akkoyun da Osmanlı yalay. Olmazsa Osmanlı döveceğiz, ne yapalım. Oha, Osman'a bak. 60k ordusu var. Gerçi benim de 60k ordum var. Niye korktum ki ben şimdi?
Ama teknoloji de önde. Fatih hala yaşıyor. Sıkıntılı. Sonunda ya. Sonunda geldi başarı. Neyse. Sövmeyeceğim. Hemen kordan gir ya. Çok da önemli değil. Dalalım da artık. Nasıl dalıyorsak dalalım. Evet, dünyanın en kolay savaşıydı. Dünyanın en kolay savaşıydı. Böyle yapalım. Orası da kalsın artık. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Hasayı unuttuk lan. Burada küçücük kalmış öyle garibim. Onu vasallamamı bekliyor. Neyse, madem Ela'yı aldık bari vasallayalım da boşa gitmesin. Air konusunda yüzümüz pek gülmüyor ya. Maalesef. Evet, sıradaki şanslı arkadaşımız Gürcistan. Kendisi Timur Devleti'ne katılmaya hak kazandı az önce. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu arkadaşı vasallasak mı acaba? Burada korları var. Onları yediriz. Yani neden olmasın? Gel bakalım. Vasal ol. Vasallandın. Şöyle agresif expansion impact'imizi de alalım. Yine biraz isyancı tokatlama. Sevgili iktadan da şunu alalım. Stability veriyormuş. Tadında. Ne tarafa büyüsem, ne tarafa büyüsem. Nogaya mı girsek? Nogaya girelim. Nogay boşta duruyor. Ya otomatiğe vereceğim ya. Vallahi uğraşamıyorum ha. Çok uzak. Oğlum Nogay'ın 20k ordusu olmuş lan. Bunlar da basıyorlar ha. Şaka maka. Asa'ya da vasalımızı yaptık. Savaştan sonra artık vasalları tekrar annex işlemlerine geçeceğiz. Bu arada alamıyoruz mu hala ya? Vay anasını avradını. Kardeşim bir medeniyete sahip olamadık. Ya Moskova de daldı bizle beraber. Of. Ama of yani. Neyse, alabildiğimiz kadar alacağız. Diğer yerleri alamıyoruz maalesef. Arkadaş siclediği için. Bırakmayacak da. Boş yere savaş yorgunluğu yemeye gerek yok. Şöyle bir şey aldık işte. Alabildiğimiz kadar. Onunla idare edeceğiz. Zaten Moskova'yı da tokatlarız. Hatta tokatlasak mı? Bitirdi savaşı. Ah, claim'im yok. Kimi tokatlayalım? Çağatay'ı görmüyoruz. Delhi'de şey var mıdır? Harita. Vardır muhtemelen. Neresi burası? Tibet. Ne diyor? Nasıl ya? We have no units in a region mu? Nasıl ya? Burada yönetimin mi olması lazım? Aa, harbiden orada yönetin olsun diyor. Şaka gibi. Al. Çağatay'ı da versene kanka. Çağatay da lazım. Çağatay nasıl yok sende lan? Şaka yapıyorsun. Neyse, alabildiğimiz kadar aldık. Aha, Delhi de yardıma geliyor. Okey. Yarkant'tan girelim o zaman bunlara. Malva da geliyormuş. Yes. Evet, sonunda medeniyet abi. Sonunda. Sözde vasalları anneksilecektik değil mi biz? Unuttum yine bak. Bu savaştan sonra çıtırdan bir akkoyun da alalım. Hatta direkt alsam mı? Kimle savaşıyor? Aa, Memlük dalmış. Memlük yutar bunu zaten. Çağatay, ne veriyorsun bana bakayım? Alabildiğimiz kadar alalım. Tamam, Multan annex'te. Sevgili Bayapas'ı annex'te. 4 yıl sonra da Hasa'yı annexleyeceğiz. İyi, güzel. Bu çocuğa yardım eden kimse yok. Tek başına kalmış burada garibim. Huzur ve adalet götürelim ona da. Aa, Gujarat son anda katılmış savaşa. Vay arkadaş, görüyor musun? Sevgili Sint, full annexko. Delhi savaşa çağırdı. Ben bu çocuğa diyeyim ki senin savaşlarına gelmeyeceğim ya diyeyim. Bu savaşına giderim de bundan sonraki savaşlarına gelmem. Ela'yla da bozalım artık Delhi'yle. Güzel, Bayapas'ı annexledik. Sevgili Multan'ı da annexleyeceğiz. Bir sene sonra da sevgili Hasa'yı annexleyeceğiz. Akkoyun ne oldu Akkoyun? Akkoyun'u yememişler. Akkoyun şimdi de Osmanlı ile Ela'yı. Az önce Osmanlı savaşıyordu. İnanılmaz şeyler oluyor. Vasal yapalım Akkoyun'u. Ha, korları da var. Aynen, bir dünyada koru var. Aynen öyle. Tüm dünyayı vasal yaptık. Akkoyun'u da yapalım, ne olacak. Çok hızlı 200 yaptım abi ilişkiyi. Hemen şöyle vasallayalım. İyi de toprağı var ha. Güzel vasal geldi. Hangi görev bitmiş? Turptu koyunlu mu? Okey. Alırız. Güzel. Evet, sevgili Multan'ı da annexledik. Aha, Osman Memlük'le savaşacak. Fırsattan istifade yok mu Osman'a dalmamız? 85k ordusu var ya. Bence yeneriz lan. Dur bakayım. Oha, iki teknoloji park açmış adamıza. Nereye yeniyor? Nereye yeniyor aga? İçimizden geçer valla. Bizim çok hızlı teknolojide yakalamamız lazım Batı'yı. Yani diğer teknolojiler önemli değil de askeri teknoloji önemli. Şöyle üçlük advisor'lara geçelim artık. Paramız da var zaten. Sufi support görevimiz bitmiş. Alalım. Lokal organizasyon açtı. Bir de Going Tower Legalism or Mysticism will no longer reduce estate loyal equilibrium mu? Güzel. Şu isyancılar için bir tane humanist alacağım ya. Gerçekten. Yani boşa zaman kaybı ya. Gerçekten. Oradan oraya, oradan oraya. Yoruyor. Ben şu arkadaşı boğduracağım ya. Aynen. Ne olur bana düzgün bir tane hayır verin. Ne olur. Ya hayır ya. Hayır ya. Yeter. Bunu da gönderiyorum. Prestiji sıfırladık. Anasını satayım. Ana. Delhi buranın topraklarını bana verdi lan. Çağatay'dan. Eyvallah. Şu ulemalardan bir görev yapmamız lazım. Decision için. Bunu da yaptık. Tamam.
Bunu da kaldıralım artık. Tamam. Ulemalardan da o zımbırtıyı kaldırdık. Bize debuff veren. Ondan da kurtulmuş olduk. Görevsizlendiğimizi de yapalım. %24. Okey. Defi de yasa. Yasanın defi. Okey. State maintenance, monthly autonomy change. Güzel. Ucuz advisor verdi. Diplomatik rep. Alalım onu da. Onu da ver. Tamam. Ulan yeter. Yeter. Her yerden isyancı çıkıyor. Çok fazla isyancı var ama. Vallahi sinir bozucu. Şimdi main trade'imiz burada. Diğer yerleri ne yapalım? Diğer yerleri komple şeye mi bıraksak? Trade kampanyaya mı bıraksak acaba? Bırak gitsin ya. Aynen. Ne uğraşacaksın? Her yeri verdim trade kampanyaya. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle trade power falan basarız. Buradaki binalardan basarız. Trade power'ları artar. Production efficiency falan basarız. Yani para sıkıntım olacağını düşünmüyorum ya. Para akıyor. Şu Mughal'ı mı kursak acaba? Ne istiyor? Delhi'yi mi istiyor? Tabi. Delhi ile Leyla'yı bozalım abi. Bu arkadaş vasal geliyormuş bize. Jangladesh. Yani vururuz ya. Vururuz. Efendim buradan ikinci olarak Cavalry Infantry Ratio. Evet, ikinci fikir grubumuz geldi. Askerilerden bir şey almak lazım. Osmanlı'la baş edebilmemiz için sanırım bir quality lazım ya. Aynen, bir quality lazım. 2-2-3 mü? Yani iyi değil ama yapacak bir şey yok artık. Bunu da boğdurmayalım. Soyunu kurutacağız hanedanın yoksa. Yeni hükümet reformu. Bakalım neler var burada. Misyoner gücü alalım ya. Aynen. Zaten din çevirme işlemi de yapıyoruz. İşimize yararlar. Bu ne lan? Embrace legalizm mi? Yok kanka ya. Eksi 100 gelmişim mistisizm mi? Hiç gerek yok eyvallah. Hangi görevimiz bitti? Persian Capital. Evet bayağı bir şeyler veriyor. Vallahi okuyamayacağım şimdi. Çok üşendim. Ve bir görev daha. Çağatay Elit. Alalım bakalım. Güzel Osman'ı yakaladık şimdi askeri teknolojide. Ama dalsam sanki 9'a atlatacak gibi hissediyorum. Bir de Süleyman Kanuni diyor ya. Şaka gibi. Fransa'yla da Elay. Anladım abi. Polonya ne oldu? Polonya geliyor. Polonya geliyor. Polonya'yı alalım ya. Polonya'yı Elay alalım abi. Sevgili Hasa'yı annexleyelim. Sevgili Delhi'ye de dalalım artık. Zamanı geldi. Şöyle ordumu çekeyim. Ondan sonra başlatacağım dostlar savaşı. Efendim merhabalar, merhabalar. Bir toprak alıp çıkacaktık. Asayı da anneksedik. Okey. Ya hayır ya yine Regency'ye düştük. Ya 8 yıl yine bekleyeceğiz mi? Of görevimiz bitmiş. 50 mistisizme mi yönlendiriyorsun? Ne diyorsun? Bayağı da geriye düşmüştük. Güzel. Agresif expansion impact de veriyor. Demiyiz. Sevgili Delhi. Neler verebiliyorsun? Bu kadar mı? Mughal'ı kurmak için ne lazım? Şu ikisi lazım. Bir de burası mı lazım? Aa Delhi'yi de alıyor. Neyse şöyle bir anlaşma yapalım bakalım. Bir savaşta toparlarız ne olacak? Ay yok bir tanesi yeter diyor. Hayır Delhi korun olsun diyor. Yo one of the following must be true diyor tamam. Bir tanesi yetiyormuş işte. O ayrı bir şey mi? Delhi'yi koru yap diyor ya o ayrı bir şey mi yoksa one of the'ya mı dahil anlamadım. Neyse göreceğiz şimdi korular bitince. Evet buraya kadar izlediyseniz bir abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak kaç saat olmuş? Hemen bakayım. Yaklaşık 3 saattir kayıttayım. Sen bu videoyu izle diye güzel kardeşim. O yüzden emeğe saygı lütfen. Efendim emeğe saygı. Bir de bu Timur'un rengi gözüme alıyor ekstra. Şu an aptal gibiyim yani. Harbiden aptala döndüm yani. Ama sıkıntı yok. Siz beğenince hepsini unutuyorum. Siz abone olunca hepsini unutuyorum. Tüm o yorgunluk gidiyor. Yerini mutluluk kaplıyor. Ay. Bu arada Timur hakkındaki düşünceleriniz nedir dostlar? Sizce Timur iyi bir hükümdar mıydı? Timur hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet bu arada Restore the Treasury decision'ımız da bitti. Bunu alıp amirlerdeki debuff'ı da kaldırıyoruz. Güzel. Hangi görevimiz bitti? Land Tenure Reform görevimiz de bitti. %15 National Tax Modifier, Distribute on Base Tax. Okey, güzel. 4-2-4. 4-2-4. Ebu Said geldi başa. Heyri öldürüp, bizim Heyri boğdurdu adam herhalde. Anlamadım. Bu daha iyiymiş ama gelsin. Buyursunlar efendim. Halifeliği benimse, Religious Unity'yi Embrace'de. Okey. Morilla Farm ile geldi. Çok güzel. Osmanlı Savaşı geldi o zaman. Şu an Osmanlılarımızda ne kadar fark var? Osman kapatmış herhalde şu anda. Ama iyi moralimiz ya. Osman'ı döveriz herhalde. Polonya da geliyor. Fransa'nın gelmesi bir tık sıkıntı tabii. Neyse bakacağız.
Ben biraz top top basayım. Orduları restore edeyim. Sonra bakacağız abi. Evet, artık geldi ya vakti. Teknolojide de geçtik onu. Biraz geri kaldı teknolojide hazır. Bu fırsattan faydalanalım. Diyarbakır'dan giriyorum abi. Hadi bakalım. Osman'a karşı Haçlı Seferi de başlattılar. Güzel. Timur Empire görevimiz bitmiş. Okey. 100K orduyu geçmişiz. Alalım abi. Ana toprağını saldı, direkt buraya geldi. Çok ilginç. Ah, Polonya'yı çıkaracaklar savaştan ya. Çocuk bize geldi. Ah be abi. Yani garip ya. Gelmemesi gereken yerde geliyor. Gelmesi gereken yerde gelmiyor. Ne bileyim ya. Şimdi Polonya çıktı. Bunlar geliyor. Bunlar geliyor abi. Fransa ile beraber geliyorlar. 200K ordusu var adamın, sadece piyade. Dur bakalım, gelsinler. Gelsinler, bir deneyelim şansımızı, bakalım ne oluyor. İyi vuruyoruz bu arada ama sayı üstünlüğü çok işte. Bakayım gelecek mi buraya? Vallahi gelmedi. Dağlarda vururuz ya. Dağlarda böyle ufak ufak eksi 2 yediği yerlerde, bizim kalelerin olduğu yerlerde. Adam iki katıldı mesela, neredeyse dövdüm. Gayet temiz. Böyle böyle dövsek 27K manpower var. Hemen hemen eşitiz. Şey sıkıntı işte. Fransa sıkıntı. Bunlar okey de. Bakalım burada alabileceğiz mi? Sayı üstünlüğü onlar da. Reinforce falan da yaptı. Ama biz iyi vuruyoruz bu arada. Bayağı iyi vuruyoruz. Zarı kötü atmama rağmen gayet iyi vuruyorum abi. Başarılı. Güzel. Güzel. Güçlüyüz. Kazanıyoruz. Güzel. Bayağı wipe da koyduk burada. Temiz. Bak, 27K'yız. 36K. Eksi 2 yedi. Bakalım nasıl vuracağız burada. Eksi 1 yemiş, pardon. Bak, zar da 1 attık ha. Şimdi 9 attık. Ama şokta değil. Normal 9 attık. Gayet iyi ya. Gayet. Gayet mükemmel. Bak, reinforce bile atmadım yani. Yine yeniyoruz. Gayet temiz. Lova düşürdük. Evet, barış direniyor. Barışalım diyor. Ne istiyorsan vereyim diyor. Ama %48 yetecek mi? Ben de lovdayım bu arada. Gürkan'ı ne la? Ne Gürkan'ısı oğlum? Adımız Gürkan olmuş lan. Hangi ara oldu oğlum bu? Gürkan'ı. Okey bro. Bak şimdi, Fransa ile el aylığını bozduralım bunun, tamam mı? Bir de alabildiğimiz kadar toprak alalım. Akkoyun'a falan. Bu savaşı böyle bitirelim. Zaten bir dahaki savaşta biz bunu her türlü döveriz. Şu kadar toprak alabiliyoruz. Yeter. Yeter abi. Akkoyun'u biraz büyüttük. Gürcistan'ı biraz büyüttük. Tertemiz. Restore our name. Niye Gürkani'den bir anda böyle oldu anlamadım. Bir Gürkani oldu, bir Timur oluyor. Anlamadım abi. Yeni mi geldi lan, ben bunu bilmiyordum. Şimdi tekrar doğuya yöneleceğiz. Burada nasıl bir yol izlesek acaba? Bir tek Delhi'ye claim'imiz var. Bir de Çağatay'a. Güzel. Şok damage'ı da daha yeni açıyoruz ha. Bu arada ideyaları çok iyi değil mi? Moral of Army veriyor. Şok damage veriyor. O kadar. İyi ama yine de. Ha, bir de şurada şey var. Land Leader Shack var. Disiplin var. Aynen. Bayağı iyi. Evet dostlar, bunu iki bölüm yapalım. İlk bölümümüz bu şekilde olsun. Belki bunu şey yapabiliriz ya, bu Timur'u. Şöyle 1700'lere kadar, 1800'lere kadar, belki oyunun sonuna kadar gidebiliriz belki. Ne diyorsunuz? Gidelim mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Buradan yol izlememiz gerekiyormuş. Hangi yoldan gidelim? Bunu yazın. Birinci yol mu, ikinci yol mu? Hangisi daha iyi? Onu belirtin. Ayrıca ne yapalım? Mughal mı kuralım? Yuan mı kuralım? Memlük bile kurabiliyoruz. Moğol mu kuralım? Ne yapalım? Bunu belirtin. Yorumlara bekliyorum dostlar. Onun haricinde söylemem gereken bir şey. Multi istiyorsunuz. Farkındayım. Multileri ancak hafta sonu yapabiliriz. Cumartesi günleri yapabiliriz. Eğer isterseniz. Discord'da bir dünya kanal var. Girin o kanallara. Anlaşın birbirinize. Sohbet edin, muhabbet edin. Abi deyin, şu kadar kişi var. Atıyorum 10 kişi topladık. Bunlar kesin multiye gelecek. Bunu yapın abi. Multi akşamları yapalım. Okey. İstiyorum ki biraz kendiniz böyle birbirinizle diyalog haline girin. Bir sohbet ortamı olsun. Discord'da biraz takılın, bir şeyler yapın. Discord Arap çöllerine dönmüş a**ayım. İçeri girdik mi bir Allah'ın kulu yok. Çölde gezen bedevi gibi hissediyorum kendimi Discord'da. Her neyse, lafı uzatmaya gerek yok. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.